Ben Nimet Çelebi Erdoğan, DEM Parti Kadıköy Belediyesi eş başkan adayıyım. Adaylık süreci şöyle oldu. Kadıköy'de DEM Parti'de tabii çeşitli toplantılar yapıldı öncesinde. Bu doğrultuda da biraz kent uzlaşısı anlamında birkaç, çok değil ama birkaç kitle örgütüyle görüşüldü. Ve orada biraz o kitle örgütündeki bakış açısında, hani Kadıköy'den beni tanıdıkları için daha çok benim üzerinde bir ortaklaşma söz konusu oldu. Aynı şekilde Veysel arkadaş üzerinde de. Bu doğrultuda da aslında biraz daha Kadıköy'ün adayı durumuna geldik. Depremle ilgili sorunu birinci sıraya aldık. Çünkü bu depremden dolayı işte yeni çıkarılan rezerv yasası adı altında bir mülksüzleştirme olduğunu, bu tür sahil şeridi olan çeşitli ilçelerde, Kadıköy'de dahil olmak üzere çeşitli ilçelerde oranın halkını mülksüzleştirerek orayı sermayeye peşkeş çekme gibi bir plan, bu rezerv yasası dediğimiz böyle bir plan. Bizi alıp başka uzak yerlere, semtlere sürmek asıl hedef. O anlamda yerinden bir dönüşüm, halkla birlikte bir dönüşüm, rantçı olmayan bir dönüşüm, müteahhitlere yaramayan, müteahhitlerin dışında halka yarayan bir dönüşüm. Şu an bizim oradaki yaklaşımımız, yani belediye başkanı olduğumuzda ki temel bakış açımız bu olduğunu söyleyebilirim. Yine baktığımızda belediyede, Kadıköy Belediyesi'nde kadın bakışını esas alan, kadın özgürlükçü diyebileceğimiz, kadın eşitlikçi diyebileceğimiz bir yaklaşım yok bugüne kadar. Yani olmadı. CHP belediyeleri şeklinde geldi ve olmadı. Biz hani bu noktada da bizim temel bakış açımız belediyenin yerel yönetim olduğu, yerinden demokrasi olduğu. Dolayısıyla da evet, merkezi iktidarın yasaları vesaire, bunları çıkarması, indirmesinin bir karşılığı var. Ama o bölgede, o semtte yaşayan insanların da aslında uygulanan bu ayrımcılığa, cins ayrımcılığına, bu şiddete, tacize, tecavüze karşı belediyeler tarafından hep birlikte, onların da katıldığı bir biçimde korunması gerekiyor. Yani belediye sadece işte çöp attım, işte beton yaptım, işte size ev yaptım, yol yaptım değil. Yani bu olduğu için bugüne kadar burada büyük bir sorun görüyoruz. Yani bizim DEM Parti olarak belediyecilik anlayışımıza baktığımızda, mesela kayyum gelmeden önceki Kürt dillerinde yapılan, kadın bakış açısıyla yapılan, bugün dünya kentlerine örnek, dünya kentlerine örnek bir Gülten Kışanan Diyarbakır'da yaptığı kadın bakış açısıyla oluşturulan belediyecilik Latin Amerika'da örnek gösteriliyor. Tabii diğer kadın arkadaşlarımız da orada, kayyuma uğrayan kadın arkadaşlarımızın da. Şimdi oradan baktığımızda peki ne oluyor? Yani orada ne yapılıyor da bir kadın bakış açısı ortaya çıkıyor? Yani şiddete karşı bir kere kadınların sığınakları, kadınların sığınaklarının artırılması ve güven duyacağı, güven bulacağı personelinin, belediye personelinin eğitimli olduğu, bu konuda bilgili, bilinçli olduğu bir sığınak, birçok sığınak olması gerekiyor. Hani sonuçta biz baktığımızda Kadıköy daha sanki işte kadınlar daha özgür gibi görünüyor ama biz bir kadın sorununa baktığımızda Kadıköy'de de aynı sorunlar yaşanıyor. Yani taciz de yaşanıyor, tecavüz de yaşanıyor, katletme de yaşanıyor. Hiçbir semt bunlardan zaten azade değil. Belediyelerimizde de biz hani Kadıköy Belediyesi olarak düşündüğümüzde elbette ki bunu çok önemsiyoruz. Mesela işte kadın kooperatifleri kurmayı çok önemsiyoruz. Örneğin ben Alevi bir aileden geliyorum. Alevi bir kadınım. Alevi bir kadın olarak adayım. Kürt bir kadın olarak adayım. Sosyalist bir kadın olarak adayım. Yani sonuçta baktığımızda ülkenin sorunlarıyla aslında birebir örtüşen bir biçimde benim varlığım da böyle bu partide. Şimdi bakıyoruz, belediyenin hani biz her inanca
eşit şekilde durması gerektiğini ve belediyenin olanaklarının da bu inançların kendini yaşatabilmesi için, var olabilmesi için kaynak sağlaması ve tabii ki sadece kaynak değil, yani kültürel sosyal anlamda da bunların kendini topluma tanıtması, öne çıkması için de çeşitli olanakların sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün bunların hiçbiri yok. Yani mesela Alevi inancı, Alevi toplumu sadece kendi olanaklarıyla ayakta kalabiliyor. Dergahlar, dernekler, bunlara baktığımızda sadece kendi halktan aldıkları destekle ayakta durabiliyorlar. Ama bir camilere baktığımızda yani tamamen büyük bir bütçenin ayrıldığını görüyoruz. Bu anlamda baktığımda çok büyük bir eşitsizlik var. Yani zaten bizim parti olarak asıl hani orada öne sürdüğümüz şey nedir? Eşit yurttaşlık. Yani bu eşit yurttaşlık bütün alanlarda, devletin bütün alanlarında aynı zamanda paydaş olma, aynı zamanda yöneten olma gibi bir şeyi de gerektiriyor. Bunu daha bölgeye, semte indirirsek o zaman belediyelerin de inançlara karşı, örneğin bu işte Hristiyanlık olur, Ermeni düşüncesi olur, halkı olur, Arap halkı olur, onların felsefeleri, düşünceleri olabilir. Yani bunların her birisinin yaşaması için belediyenin gerçekten böyle bir zihniyet içinde bakması gerekiyor ki bizim hani belirleyici bir yanımız da budur.